Rakip savunmaya pres, her topa kendini gösterme, yardımlaşma, aklınıza ne geliyorsa bir e, faydalı hücum oyuncusu için hepsini dört dörtlük yapmıştır. Ha şu anda Türk futbolunda milli takımda oynatacağımız böyle bir adam gözükmüyor. Burak Yılmaz vardı son. Kim? Burak Yılmaz. Ya Burak Yılmaz da benim anlattığım adamın mukayesesi Cenk olmuyor. Cenk Tosun var şu an. Mukayesesi olmaz. Cenk Tosun çağırıyor mu? Çağırmıyor. Abi, Cenk Tosun'u niye çağırmıyor? Beşiktaş niye bıraktı Cenk Tosun'u? Cenk Tosun kötü bir golcü olduğu için mi? Hayır ama artık gol atacak takati kalmadı Cenk'in. En fazla yarım saatlik enerjisi var. Sadığım Bazı kemal şöyle görüşler de var özür diliyorum. Mesela Samet Akaydın da Fenerbahçe'de oynamıyor. Ama hoca çağırıyor. E Cenk de oynamıyor. Cenk'i de çağırsın. Yine de bir elinde bir tane o tip deneyimli santrfor olsun diyenler de var. Santafor'un üçü adam olarak düşündüğü iki adam var. Barış Alper'le Kenan Yıldız. İşte gerçek Mesela ben maça bakar, değil maçla ilgili Ondan yorum yapmadım ama Kenan Yıldız var ya, üç kişilik oynadı. Ben bu kadar rakibin sağ tarafını yıpratan bir oyuncu görmedim ya. Yorulmayan, inanılmaz çalımını atan, oyuna yani güç katan, çabukluk katan bir oyuncu. İşin gerçeği bu ama şunu da bir şey söylüyorum. Bak biz bir değil kazandık. Fakat şunun içinde eğer ileride büyük hedeflerimiz varsa bizim yerli kaleci yetiştirmemiz lazım. Bak Uğurcan iki golde de hatalı bence. Yatmayacaksın birincisinde ikide topa çıkamadın ya. Gerçek bu. Yani yan toplarda zayıfsın. İki tane gol yedi. Abdülkerim adama yetişemedi çabuk değil kaçırdı ama sen yattın üste vurdu kalsan böyle vuramayacak onu oraya ya ayak dibine vuracak keseceksin ayağına ya da üstüne vuracak keseceksin yani çıkartacaksın nitekim hatırlarsan rakip kaleci bir şutu bir, bir oyuncunun köşeden uçtu çıkardı evet yani işin doğrusu bir de bunları görmemezlikten etmiyor. Mert'ten sonra, Uğurcan'dan sonra ama bir kaleci, kaleci yok. Lazım yani biz Altay'ı kullanamıyoruz. Altay fizikli bir kaleci gelişim göstermesi bir kaleci. Gereken bir kaleci. Ama Manchester United'da birinci kaleci olamadı. Doğru bir yere gitmedi bence. Devam etmeli mi sizce? Konu konu ne? yaşlı sorayım. Altay'ın yerinde olsanız. Ben devam etmem. Manchester United. <laughs> ben devam etmem ama sözleşmesi falan neyse <laughs> Tabii o kısmını bilmiyoruz yani. Süre yani. de gelmiyor, şans da gelmiyor ama çok da iyi bir takımda bir yakalarsa da bambaşka bir seviyenin kalıcısı şey, olacak. Çok iyi bir takım değil manci Süneyt. Eskisi gibi değil. Tabii Eskisi de. gibi değil. Gelecek Fenerbahçe'ye karşı izleyeceğiz burada İstanbul'da biliyorsun. İşin gerçeği şu, ben bütün Türk oyuncularına şunu söylüyorum, para için git ama oynayabileceğiniz takımlara gidin. Kerem'in bugün Benfica'ya gitmesi o kadar doğru çünkü Portekiz liginde futbol açık oynanıyor. İzlanda takımını saydım 11 kişi arkadaydı ya. 11 kişi. Abi 11 kişi ya. Otobüsü çekmiş arkaya. Hani sen koltuk arıyorsun nerede oturayım diye. İşte yapabildiğin kadar yaptın. 4 tane attın ona rağmen. Şunu söyle. gerçek olan şu. senin kaleciyi bulamazsan çok sıkıntı yaşarsın. Yabancıyı bırakalım diyorsun, getirelim diyorsun. Ben de buna karşı değilim. Ancak Türk mi takımla oynatabileceğin yerli bir kaleci yok. Şunu da göz ardı etme. Eğer Almanya, eğer Portekiz. Bakın, Brezilyalar Portekiz'e vatandaş sayılıyor, oynatıyorlar. Almanlar, Afrika kökenli oyuncuları, Türk oyuncuları devşirip oynatıyorlarsa, gerekirse, hatta Türkiye'de de bazı oyuncular var, yabancı başka bir takımları seçtiler biliyorsun bildiğim kadarıyla. Sasha bu galiba Fransa bir takımına seçilmedi. Başka bir takımdan Senegal'den mi bir yerden bir, bir, talep vardı. Bir şey bir yerlerden bekledi girmedi, uzun ne? süre. Efendim? Bekledi uzun süre de. Evet. Gelmedi orada. O teklifte gelmedi. gelmedi. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu yapması gereken özelliklerden biri de bu. Devşirme oyunculardan da kaçınmamak lazım. Artık Almanya bu işten vazgeçmiş. İngiltere vazgeçmiş. Yani İspanya. Var mı şu an öyle Bilmiyorum gelen aklımda var şey. mı? Bilmiyorum mesela. Şeyin e, Frankfurt'un kayısı Santos bir yerde oynuyor mu? Brezilya'da bu. Brezilya bir takımda oynuyor mu? Oynamıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru mu? Bakayım hemen ona. Ya tek tek başına beş Beşiktaş'ı durdurdu getirmek ya. Kolay değil ya. Buradakileri Hı. anca. Bir dakika. Ne demek ya? Kaç yaşında? 21 yaşında adam bu ya. <laughs> Allah aşkına 5 yıl 10 yıl ne Türkiye bekliyor ya? Hangi Türkiye? O zaman Mısır'ın Türk vatandaşı olmasın 13 senedir bu ligde ya 14 senedir. Çocukların burada doğdu 3 tane çocuk. Ama vatandaşlık alması gerekiyor. Hayır tamam da ne alacak? Hareket. Çok almasını hak etmiş yani eğer oynamasaydı bunu bu kadar beklenir mi bana faydası olacak ya? Brezilya Abi, U20'de oynamış iki kere. E, U20'de oynamış A takımı, takım, amil takım kapısı açık doğru mu? Evet. Ya yapma Allah aşkına rahmetli Özal ne yaptı ya? Bastı parayı aldı bu <laughs> Naim Süleyman olur getirdi. Adam tayma kapak oldu ya Allah rahmet eylesin. Ama Naim Süleymanoğlu Türktü zaten. Fark etmez Bulgar vatandaşı Türktü. Düzü. O da Türktü olur. Olmaması için bir neden var mı? Böyle bir şey olur mu sporda ya? <laughs> bir sürü adam atletizmde koşuyor ülke başka ülkeler adına ya. Ama o işler oluyor Allah ama ya. ama onun işte geçtikten var. sonra belli ya bir o kadar süre bekletiliyor. Ya o, o kadar olması lazım. O kadar vesaire. prosedüre göre olmaz mı? Değiştirirsin abi yasayı. Ya yani ülkede e, yani Cumhurbaşkanı spora yaptığı yatırım hiç kimseye yapmadı ya. Allah'sa Türkiye her Türkiye'nin her tarafına tesis fışkırıyor. Yalan mı? İyi. Siz şeyde Kocaeli'de gittiniz, Sakarya'da gittiniz. Yeni statları gördünüz mü? Pırıl pırıl statlar. Antep'i gördün mü? Samsun'u gördün mü? Ama beton insan yetiştiremez. Bir de bir hayır anlatamadım. Afedersin affedersin ya onu da yapsın Cumhurbaşkanı alsın altyapıları da konuşursun. Affedersin ya de kulüplere de her türlü hizmeti yapıyorsan şimdi, siz de bunu siz o zeminlere bakamıyorsunuz ya. İşte onu diyorum. Şimdi... Affedersin yani birazcık da kendinize gelin ya. Sevgili kardeşler bir, bir de şey var bu şimdi ee, senin tezinden e, bize sorun çıkaran olay bizim yasalarımız değil. Şimdi bir e, sporcu Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna geçtikten sonra evet. diyelim ki futbolcuysa FIFA'nın koyduğu kurallarla, UEFA'nın koyduğu kurallarla beklemek zorunda. Biz onları aşamayız. Anlatabiliyor muyum? Abi Peki Mesut Özül bizim e, bekledi mi Alman kuralını abi? Türkiye doğumlu Mesut bildiğim kadarıyla değil Hayır, mi? Almanya doğumlu. Almanya doğumlu. Peki bekledi mi? Eklemedi. onun bir yasal değil, prosedürü var. Yani Türkiye'de var. Ama Türkiye Türk, Türk, Türk vatandaşı olarak Melisa oynadı. Vargas'ta Cumhurbaşkanımızın evet. bizzat Evet. E, %100 katkısı var. O süreci hızlandırdı. Başka milli takımlardan da isteniyor. Örnek var. Çok başarılı bir sporcu olduğu Hı. için orada şahsen devreye girip bu işi bir anda çözüldü. Adem Asil cimnastikçimiz milli evet. cimnastikçimiz o da Mısır vatandaşıydı. Evet. O da Mısır'dan ayrılıp daha büyük hedeflere gitmek istiyordu. Türkiye Cimnastik Federasyonu yine devre, Bülüyep, bir de girdi. Adem Asil Türk Adem vatandaşı. Adem Güliev şey Azeri olan. Tabii onlar da var. Peki Bek bir şey çok... sana söyleyeyim. Ama Bunu işte teklif onun... de bizim cumhurbaşkanı hayır mı dedi ya? Benim ihtiyacım var. Hayır der mi Allah aşkına ya? Sporun her darılık koza, her maçı izleyen, maçtan sonra oyuncuları tebrik eden bir insandan söz ediyoruz ya. Ya sen ne bu kadar salonlar yatın daha geçen gün yeni salon açılışına gitti biliyorsun. Bu eski içini yeniden yapıldı. Basketbol evet. şahane bir testler yapıldı. Oyunda. Allah aşkına ya. Böyle bir oyuncuya ihtiyacın varsa kim hayır der ya. Prosedürmüş 5 yılda 10 yıl bekleyecekmiş. Oldu ya. Oldu. Tursun'u Ama kullanalım bekleten, o zaman. Bekleten bizim yasalarımız değil sevgili kardeşim. Uluslararası yasalar. Da, şimdi... Abi Vargas bekledi mi abi? Yasadan bahsediyorsun. Bekledi mi? Hiç öyle bir şey yok Avrupa'nın. Hiçbir engeli yok. Güven abi. Eğer bu tercih geliyorsun Güven Taner oynamışsın bir karar vereceksin. Türk mi takımını mı seçiyorsun? X mi takımını mı seçiyorsun? Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Bu yolları bizim açmamız lazım açmazsak sıkıntı yaşarız güven o abi bize, bize bağlı olan oroluyor da mı tabii burada ama onlar burada oynuyordu senin dediğin başka örnek kaleci şimdi Almanya'da oynuyor Hiç Almanya'da kaleciye transfer ediyoruz. edersin bir takıma burada burada ya oynar alırsın ya Allah Allah bir süresini beklemezsin var. alırsın daha son var başvurusu baş... e tamam işte ben söylüyorum alırsın ben de onu söylüyorum alırsın bugün birçok Kenan Yıldız burada mı oynuyor abi Kenan da Almanya'da onunla e tamam burada mı oynuyor Juventus'ta Türk, oynuyor. Türk. E, Türktür ama İtalyan mi takımını seçebilirdi? Kabul gelseydi. Tamam. İtalya hayır mı diyecekti? Hayır mı diyecekti? İtalya'nın e, bir penal İngiltere'de oynayan penaltı atan bir oyuncusu var. Yani vurur gibi yapıp ayakla vuruyor. Adı aklıma gelmedi. Hani vururken ayakta şey yapıp bunun marka denemişti Galatasaray'da. E adam İtalyan değil abi. Brezilyalı mı ne? Tam anladım ben. seni senin demek istediğim de mi? onlar da işte belli. Ya biz bunları hallederiz. İtalya'da oynayacak. Sevgili Koracığım, bunlar hepsi <laughs> halledilir. İşin başında sporu seven, futbolu daha hepsinden fazla seven bir Cumhurbaşkanı var. Gözünü seveyim, bunlar halledilmeyecek işler değil ya. Tayyip Bey bunu görse hayır der mi adam ya? Eski futbolcu. Evet, bir de oynamış bunu bu <laughs> bu tarafını bile o kötü ya zeminlerde oynamış. Kaleci devşirmeye gerek ya. var mı şu an Türk futbolunda? Nasıl? Kaleci devşirmeye var. gerek var mı Var. Şu an? Var olabilir. çünkü önünde kaleci yok. Mert yok. Mert, Mert, kaç yaşında? 34. 34. 2 sene sonra 3 sene sonra yok. Mert sakatlandı gidemedi. Bak yok. Yok. Doğan Alemdar filan. Yok abi gelmedi. Olmadı. Olmadı. Denedin olmadı yok. Gelmiyor. Gelmediği zaman o zaman bulacaksın ya. Yani. Deneme. Mesela dün şey. Muhammed Şengezer var mesela. E, tamam Almıyorsa oynatmıyorsa oynamıyor. Yok yani oynamıyor da hazır değil. Biz hazırlık yapalım buna. Söylüyorum bak Galatasaray'ın Musa'dan sonra oynatacak acısı yok. Altını çiziyorum. Bugünden o transferi çalışmazlarsa yarınları ağzı açık beklerse Galatasaray yönetimi. Bugünden başlayacağız. Sonu yok dedi. Açıklama yaptı Okan Buruk. Jorginho'ymuş senin. Jorginho ya bravo bildim. Jorginho. Nereli adam? Brezilyalı. Ama İtalyan. Tamam, İtalya'da oynuyor. İtalya'da oynuyor. Ya, tamam, İtalya'da oynuyor. Bu kadar basit ya. Kimse sonra kural koymuyor bu işte. Affedersin yani sevgili ve Koray'cım. Murat Demiryas'a teşekkürler bu arada. He? Murat Demiryas izliyormuş. De teşekkür bize. ediyorum. Destek verdi Böyle Demir Demiryas. <laughs> <laughs> yani, Bunu da özledik. Ne zaman da yani, Özledik evet. Şunu onu söylüyorum. Doğru söyle. Teşekkür ederim. ve çok severim kendisini de. i̇şte buradayız Murat abi. Murat Demiryas. Yani. Yas. Ha. Eskiden bizde Sabat'ta da çalışıyorduk sonra az spora gel çalıştık. MTV çalıştı. Spor'da çalıştı eskiden. Evet çalıştı. Spor medyasının önemli ismi. Çok önemli bir ve dünya şey. futboluna da hakim. bizim bizim. düzgün bir karakter. Senin yorumunca. gibi, bizim Kerem gibi, Ömer gibi herkes bunlara hakim yani futbol içerisinde. E şimdi bugüne gelelim mi? Gelelim. Çok değerli, güzel bir...